Stardew'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yaz mevsiminin 10. günü ve yarın Luau Festivali var. Bilmeyenler için söyleyeyim, Luau Festivali'nde bir çorba yapılıyor. Ve yapılan bu çorbaya biz de bir malzeme ekliyoruz. Eğer eklediğimiz malzeme beğenilirse de kasabalılarla olan ilişkimiz belli bir seviyeye artıyor. Bu sebeple mutlaka katılmamız gereken bir festival kendisi. Şöyle bir hava durumuna bakalım ki yarın zaten güneşli olacaktır festival olduğu için. Yarın açık ve güneşli bir gün Luau için mükemmel etkinlik kumsalda olacak saat 9 ile 14 arasında. Tamamdır, peki şansım nasıl bugün? Ruhlar bugün bir nebze sinirli. Arkadaşım artık yeter ya. Ha bu arada videodan keyif alıyorsan beğenmeyi unutma, olur mu? Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim. Dışarı çıktım ve bir tane ayçiçeğim olmuş ayrıca. Şuradaki kırmızı lahanam da hazır. Mektubuma bakayım. Sevgili Ron, her yıl düzenlediğimiz Pelikan Kasabası Luau etkinliği için yarın kumsalda toplanacağız. Etkinliğin asıl olayı herkesin hazırlanmasına yardım ettiği ortak yemektir. Katkıda bulunmak için yanında bir şey getirmeyi unutma. Etkinliğimize Vali Bey de katılacak, dolayısıyla düzgün ve uygun davranmalısın. Sabah 9 ile öğle 2 arasında kumsala gel demiş Başkan Lewis. Biz de aynen öyle yapacağız. Ve bugün başka ne yapacağımızı konuşalım. Luau'yu daha sonra da konuşuruz ama bugün yapacağımız şeyler var. Öncelikle burayı bir sulayacağız. Sonrasında gidip Marni'den inek alacağım sonunda, çünkü pazartesi alamadım, çalışmıyordu. Salı günü hanımefendinin sporu vardı, yine alamadık. O yüzden kaldı bugüne. 6800'üm var. Bununla 4 tane inek alabilirim ama ben 3 tane almayı düşünüyorum. Daha sonra bir tane keçi alırız. Ahırda yer kalsın. Çünkü biliyorsunuz şu anki ahırımız 4 kapasiteli ve bunun tamamını inekle doldurmak istemiyorum şimdilik. Onun dışında bugün üzerimde de bir bulut var, görüyor musun? Bak, kara bulutlar geldi üstüme. Ruhlar beni sevmiyor. Bugün ayın 10'u ve Maru'nun doğum günü var. Kendisine bir tane çilek götürmem lazım. Ayrıca bu geçen gün tuttuğum balık var ya, benim köpek balığı. O balık Sofya'nın en sevdiği hediyelerden biriymiş. Bu yüzden onu da Sofya'ya götürmem lazım. Hepsini halledeceğiz. Sanırım sulama işimiz bitti değil mi? Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bir tane çilek aldım, bunu Maru'ya. Bir gök zümrütü, bunu Emily'ye götüreceğiz. Bunu Marni'ye. Bu köpek balığını da Sofya'ya vereceğim. Şimdi bizim bu kızıl balığımız var ya, işte bunu çorbaya atabiliriz. Çünkü elimizdeki en kıymetli ürün bu. Ama emin değilim, çünkü bunu akvaryum yapıp içine de koymayı düşünüyordum. Yani onun haricinde şuradaki ne bileyim çilektir, odur budur atsak çok da tatmin etmeyecek bu kasabalıları. Neyse, onu düşünürüz. Ben şunları bırakayım. Bunu hediye ederim birine. Bunu halk evine götüreceğim. Şöyle tavuklarımı da bir seveyim. Bugün hepsi büyük yumurta vermiş. Harika. Bugün bir de acaba birazcık çiftliği mi düzenlesek? Şu alanı büyütmek istiyorum da. Ama tabii önce Marni'ye gidelim. Bir de şuraya koyduğumuz yemlere takılan salyangozu alalım. Niye alamıyorum? Aldım. Hemen buraya yeni yemler bırakalım. Salyangozu da bu arada Vincent çok seviyor. Ona hediye edebilirsiniz. Yine Vincent demedim, kusura bakmayın bu arada. Marni, burada mısın? Evet, sonunda yerindesin. Hayvan alalım. Bir tane süt ineği. Yeni kahverengi inek için bir isim. Bitter olsun. Harika, küçük Bitter biraz sonra yeni evine doğru yola çıkacak. Hemen bir tane daha alıyorum. Ve bu seferki neymiş? Beyaz inek. Senin adın da Peynir olsun o zaman. Peynir. Ve şimdi 3700 kaldı. Bir tane daha alalım. Yeni kahverengi inek. Senin adını da Kakao koyalım. Şimdi Marni, sana da şu kuvarsı verelim. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Marni kuvarsa bayılmıyor ama sevdiği bir hediye. Odasındaki şortu da gördüm. Henüz alamıyoruz ilişkimiz olmadığı için. Galiba sandalye taktiği orada da işe yarıyormuş ama ben yapmak istemiyorum. Çünkü iki ilişki yapmak çok da zor değil. Emily ile bir ara sahnemiz varmış. Kendisine hediye verecektim ama öncesinde bunu izleyelim. İçeri gel Ron, sana bir şey göstermek istiyorum. Bakayım. Bu benim gizli uğraşım. Aylardır çabalıyorum. Şimdi otur, rahatla ve daha iyi bir yerde olduğunu düşün. Tamam mı? Tamam, oturayım. Ama ayakta kaldım. Neyse, problem değil. Müzik başladı. Dum dum çıkı dum 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 çıkı dum. Ve Emily en eşsiz dans figürlerini bir anda bize sergilemeye başladı. Ve bu da bizim hoşumuza gitti sanırım, artık halüsinasyon görmeye başladım. İyice renklenmeye başladı ekranımız ve durmaksızın Emily küçük küçük dans hareketleri yapmaya devam ediyor. Bak bak, ele bak.
kalpler, sallanan inciler, bir şeyler, portakal mı bunlar? Bir şeyler çıkıyor, uzaylı. Muz. Daha ne göreceğiz acaba? Yıldız bitti ve yoruldu. Nasıldı? Utanç vericiydi diyeyim mi ya? Ama demek istemiyorum hiç. Bu yola baş koyduk bir kere. Tamam, beğenmediğine üzüldüm. Sanırım 3 yıllık çalışmam bir hiç içindi. Kendimi kötü hissettim bunu dediğim için ama demem lazım. Ama bunun sözünü ben 2 yıl önce verdim daha. Bütün kötü seçenekleri seçeceğim diye. Sağlam bir çalışmaydı. Abigail'ın mezuniyet partisinden beri bu kadar terlememiştim. Duş alsam iyi olacak. İzlediğin için teşekkürler. Emily yine de bize küsmüyor ya. Emily özür dilerim, gel sana mavi taş vereceğim. Kıza vermek mavi taş, özür dilemek kız sevmek. Teşekkürler, bunu yastığımın altına koyacağım. Umarım rüyamda okyanusu görürüm. Altı kalbis, hala bir şey diyor musun? Danstan kimseye bahsetme, bu sadece sana özeldi. Kendimi daha da kötü hissediyorum Emily. Ya kızcağız sana özel bir şey yapmış. Koreografiyi hazırlamış, dans etmiş. Ekmek. Şunu bir yiyelim. Ayı gibi utanç vericiydi. Yok bilmem ne zart zurt. Sana mı kaldı utanç verici olup olmadı? Şuna bir bakalım. Maru'nun doğum günü yarın, Luau 13'ünde, Alex kankamın doğum günü var. Ben Maru'ya doğru gideyim ama Maru burada çalışıyor olabilir bu saatte. Bakalım. Maru, burada değilsin. Her gün buradasındır normalde, bugün yoksun. O zaman önce halk ev... Maru şu mu? Yok değil. Bu kimdi? Şu yeni gelen çiftçi kadın galiba bu. Ne tarafa gitti ki? Hanımefendi bir durur musunuz, bir konuşalım. Merhaba. Bu arada bunlara da mod ekledim. Expanded'la gelen karakterler de artık mevsimlere göre giyinecek o yüzden. Yarın Luau için en kaliteli kavunlarımı getiriyorum Ron. Chester Vale kavun tohumları bölgedeki en iyiler. Bizim de kavunlar yetişirse belki getirebilirim kavun. Ama yetişmeyecektir. 13 günde değil miydi kavun? Eminim senin getireceğin her şeyde ziyafete hoş bir katkı olacak. Vallahi ben o kadar emin olmazdım ama aslında var ya, bir tane bira alacaksın Gaston. Doğrudan onu götüreceksin. Hem bulması kolay, hem ucuz, hem de üzmez. Festivalde seviliyor. Maru al bakalım, doğum günün kutlu olsun. Bu da ne? Doğum günü hediyesi mi? Harika. Beni unutmadığın için teşekkürler. 3 kalp olduk Maru'yla da. Mevsimin tadını çıkarıyor musun? Bilmem, çıkarıyorum herhalde. Bu yıl hava çok sıcak. Küresel ısınma diyoruz biz ona. Şimdi doğruca halk evine gidelim. Ve ilanlar kısmına, boya yığını mıydı? Evet. Ayçiçeğini ve kırmızı lahanayı bırakalım. Ördek tüyü ve mantar kaldı sadece. Şimdi Sofya'ya bir gidelim bakalım, evde mi? Bunlar ne yapıyor burada? Buraya geldiklerini bilmiyordum. Bir konuşalım. Yüzünde deniz esintisi hissediyor musun? Hayır, başka soru. Ürününü tohumdan hasada kadar takip etmek çok tatmin edici. Tamam, bunları konuşmuştuk Elliot. Sofya. Burada mısın? Buradasın. Bak, Sofya'nın kıyafeti de değişti. Şöyle pembe bir şey giymiş. Yarınki Luau'ya ne getireceğimi zaten biliyorum. İyi, aferin sana. Mavi Aybağ iridyum şarabı. Bende böyle şey gibi, Aykut Elmas'ın vine'i var ya. Çocuklar siz ne getirdiniz, ben işte top aldım hocam, şu var bu var falan. Biz de oradaki bisküvi getiren çocuk gibi en son saçma sapan bir şey atacağız. Şu surata bak, çok şirin. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk kez böyle bir şey dediğini gördük. Ve çok beğendi ama hala bir kalbiz. Çocuklar ne haber? Gel bakalım. Vincent, al. Vay be, çok teşekkürler, dehşet bir şey bu. Böcek aramaya çıkmak istiyorum ama üstümü kirletince de annem kızıyor. Arada kaldım, bir şey olmaz, boş ver. Saat 17, biz ne yapalım? Alex. Merhaba, nadir bir balık yakaladığını duydum. Etkilendim, kolların göründüğünden daha güçlü olmalı. Ve kolumu sıktı, fena değil. Ne dokunuyorsun lan koluma? Ama eyvallah, iyi bir şey söyledin. İlk kez, sana verebileceğim hiçbir şey yok maalesef. Şimdi ben yine garanti olsun bir tane alayım da. Elde dursun. Şimdi Jojo'ya gidelim. Oradan da doğruca eve. Merhaba Claire. Ne istiyorum? Birkaç tane buğday tohumu. Şimdi sen ayçiçeği mi seviyorsun? Evet. Bu harika. Çok teşekkür ederim. Seninle de bir kalbis hala. Jojo'daki klima buz gibi. Çabuk üşüyorum. Evet, bazı marketler buz gibi oluyor böyle. Biz mesela lisedeyken serinlemek için girerdik markete böyle. Girip mal mal dolaşıp gidiyorduk. Bazen de çiğ köfte artı hindi salam alıp yiyorduk. Ya ne kadar acayip bir kombin. Biz bu arada şu rayları kullanabiliriz. Hala onu kullanma alışkanlığı kazanmadık yeni olduğu için ama ona da alışırız. Şimdi döndük çiftliğimize, değil mi? Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Şunları bir daha toplayalım. Yeni yumurtaları da at bakalım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şu ahşap çitleri alalım. Elimde 9 tane de odun var. Bunları da kullanabilirim. Yapmak istediğim şey burayı biraz daha genişletmek ve hepsinin içinde kalacağı bir sistem yapmak. Yani
Bunu kaldırdığımızı düşünün bu arada. Ya da şöyle mi yapsak ya? Mesela. Aa evet, böyle daha iyi. Bunun hizasından değil de bir alttan yapsak sanki daha mı iyi olur? Evet, bir alttan yapalım, daha iyi olur. Şöyle gelecek. Ben bir geçeyim. Şimdi bu kısmı kırabilirim artık. Güzel. Şöyle kendimize daha büyük bir alan açmış olduk. Buraları da bir güzel temizleyelim. Bu ağacı da keselim. Geçen bu ağaç yüzünden biliyorsunuz eve geç kaldık. Tamam mıdır? Burası toparlandı. Zaten bu tarafa geçiş yok. Bu kısımlar bize ait. Bakayım, meşale falan yok. Meşale toplayalım. Bu tarafları biraz aydınlatalım. Bu arkadaşı da zaten ortaya taşıyacağız. Başka da bir problem yok. Şunu sulamamışız sanırım. Evet, bunu da sulamamışım. Harika. Biraz böyle genişletmek zorundayım. Çünkü yeterli alan kalmayacak. Mayonez de atabiliriz aslında çorbaya da. Hiç gerek yok bence. Artık uyumaya hazırız ama hala bir saat var. Bir tane ağaç da kesilebilir. Köpeğimiz de gelmiş buraya yatmış. Kendisini sevdik ve uyuduk. Günaydın. 11. gündeyiz ve bugün festival var biliyorsunuz. Yarın hava nasıl peki? Açık ve güneşli yine. Şansım nasıl bugün? Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu. Ama bugün mutlu olmaları bana hiçbir şey kazandırıyor mu? Hayır tabii ki. Bütün günümüz festivalde geçecek. Topraktan geçinmek ne diyor? Yarından itibaren dünya çapında kıyıya aşırı miktarda mercan ve deniz kabuğu vurması bekleniyor. Bu güzel haber. Gidip toplayacağız hepsini. Bakalım mektubumuzda ne var? Ron, aşırı sağlıklı bir yemek hazırlamak için bu mektubun arkasındaki talimatlar kısmına göz at. Enerjik hissedeceğine emin olabilirsin. Yakında görüşürüz. Emily bize kızıl tabak tarifi göndermiş. Bir mesaj daha var. Ron, bu yıl kavunlarım adeta alev almış gibi görünüyor. İşte tohum makinesine birkaç tane koyarken aldığım fazladan tohumlar. Ama kavun pazarında benimle yarışmaya kalkma. Ben kazanırım. Susan da bize 5 tane kavun tohumu göndermiş. Bir mektup daha var. Sevgili Ron, o kadar iyi bir komşusun ki işini kolaylaştırmak için biraz zaman gönderebileceğimi düşündüm. 3 tane inek aldık ya Marnie, o yüzden bize şirinlik yapmış. Teşekkürler. Bunları ekleyelim ve hemen sulama işine dönelim. Tavukları da bir sevelim. Acaba mayonez mi götürsem ya? Bizim altın yıldızlı mayonezler iş yapabilir orada aslında. Hadi düzleri iş yapmaz da altın ya bu. Olabilir. Bence öyle yapalım ya. Kendi ürettiğimiz bir şey olsun, değil mi? Umarım altın yıldızlı olarak alabiliriz. Yoksa yine aynı mantık, diğerini götüreceğim. Saat 9 oldu ve festival başladı. Acele etmemiz lazım. Sulama işimiz bitti. Mayonezlerin olmasını bekliyorum şu anda. Sonrasında direkt olarak geçeceğiz sahile. O sırada 2 tane de bakır pişirelim. Boş durmayalım. Hadi ama mayonez. Heh, sonunda aldık bir tanesini. Diğeri kalabilir. Bunu götüreceğim. Köpek. Sana hadi suyunu da vereyim, öyle gideyim. Saat 10.40, koş. Sanırım Hayley de oraya gidiyor. Kendisiyle muhatap olmuyorum biliyorsunuz. Ve sonunda festivale geldik. İşte size bahsettiğim o meşhur çorba burada. Ama öncesinde biz şöyle bir dolaşalım. Herkesle konuşalım. Emily'nin kıyafete bak. Çiçekli çiçekli bir şeyler giymiş. Cevap vermiyor. Ah, küstü mü bana acaba? Ya da dans ettiği için cevap vermiyor herhalde. Müzik aşırı gürültülü. Rahat rahat denizin tadını çıkartamayacak mıyım? Ağlama dede. Denizin kokusu beni yıllar önceye götürüyor. O zamanlar sen yoktun daha. Doğru teyze, ben daha çocuğum. Merhaba küçükler. Vincent iyi bir dansçı değil. Ne yapalım? Niye çocuğu eziyorsun? Sıkıldım. Böyle ortamlarda hep ben de böyleydim küçükken. Mesela düğüne götürürlerdi annemler falan. Sıkıldım, eve gideceğim, bilmem ne, zart zurt sürekli böyle. Alex ne yaptın ya? Samoalı güreşçi gibi olmuşsun brom, ne bu? Kumsalda parti yapma mevsimi geldi. Evet, yaz geldi artık Hayley. Hadi konuşayım bakalım. Dans ederdim ama terlemek istemiyorum. Hadi bahane üretme. Alex deyince hemen dans ediyorsun. Vay be, şehirde bunun gibi acı sos bulamazsın. Bak mesela işte buradan Shane'in acı sevdiğini aslında anlayabilirsiniz. İlla Wiki'ye yazıp Shane ne sever? Acı biber, gideyim götüreyim yapmaya gerek yok. Bunu hep söylüyorum. O şekilde oynamak daha keyifli. Şu lanet olasıca kum sinekleri yemeklerin üstüne konuyor. Andy,
Andy'nin kıyafet niye değişmemiş? Belediye Başkanı Lewis bu festivallerde sürekli valiyle muhabbet ediyor. İkilinin ne hakkında konuştuklarını merak ediyorum. E git yanlarına. Umarım benim hakkımda konuşmuyorlardır. Muhtemelen iyi bir şeyler söylemiyordur. Pam teyzem ne haber? Beleş yemek. Burada yaşamanın iyi yanlarından biri de bu. Tadına çıkar evlat. Keşke ben de yiyebilsem bir şeyler. Yiyemiyorum ama. Caroline, karışık çorbanın içine bahçemden taze sebzeler ekledim. Olivia, vali bizi onurlandırdı Ron. Belediye Başkanı Lewis konuşmasını bitirdikten sonra onunla konuşmayı deneyebilirim. Belki de eski şaraptan hoşlanıyordur. Sen kimsin? Şey mi bu? Alia mı? Bakayım. Evet. Çiftlik nasıl gidiyor? Bu aralar işler yoğun olmalı. Çok güzel olmuş kıyafeti. Geç uyandım ve dışarı adım attığım anda kendimi bu karmaşanın içinde buldum. Doğru, senin evinin önü burası. Bugün luau olduğunu unutmuşum. Elliot da şöyle bordo bir gömlek giymiş, önler açık, yakalar falan. Peki Pierre, sen ne satıyorsun bakayım? Yıldız meyvesi satıyorsun da. Almayacağım hiçbirini ya, buradan çok alacağım bir şey yok. Şu alınabilir aslında aydınlatma için. 700 vermeye değer mi? Değer ya. Alalım. Hatta iki tane alasım var, çok fena. Alayım. Bakalım Marlon ne yapıyor. Ben burada ağaçların yanında olacağım. Hava burada daha serin. Şu gizemli adam ayaklarını bir bıraksak mı ya? Vali mi? Kimin umrunda? Tanımadığım yaşlı bir adam neden umrumda olsun ki? Katıldım buna. Bu şöleni her yıl vadinin sunabileceği her şeyi tatmak için yapıyoruz. Başkan Lewis'in şortu da buna dahil mi peki normalde? Başkan bu şölen sayesinde valinin gözüne girebileceğimiz kanaatinde. Sırf bu yüzden çorbanın tadına kafayı takıyor. Anlıyorum. Siz ne yapıyorsunuz bakalım ha? Annemle birlikte en pahalı şaraplarımızı koyduk. Çorbanın tadını harika yapacak. Senin annen Olivia mı ya? Ama şimdi sanırım hiçbir çocuk yiyemeyecek. Bir yanlışlık oldu. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Sofya ne haber? Yetişkin tenceresi için yıllanmış mavi ay şarabı ekledim. Hem de yıllanmış ha? Umarım insanların koyduğu diğer malzemeler lezzetlidir. Linus ne haber? Kızartmayı en iyi şekilde yapmak için yavaş ve kararlılıkla döndürmek gerek. İyi hadi bakalım döndür. Maru. Linus ne kızartıyorsa harika kokuyor. Harvey, iyi ki güneş kremiyle gelmişim. Ya ne güneş kremi Harvey ya? Acaba Maru omzuna güneş kremi sürmek ister mi? Bilmem, git sor. Tıka basa doydum ama yine de yiyecek başka ne var acaba? Bu arada güneş kremi sürmeyi hiç sevmiyorum ama sürmek gerekiyor, bu doğru. Ben krem sevmiyorum, böyle vıç vıç oluyor ya elin mesela, kurur falan, sürmen gerekir ya da böyle işte kırmızı olur elinin üstü soğukta vesaire, ki benim çok oluyor. Hiç hoşlanmıyorum ya krem sürmekten, o kadar beni rahatsız ediyor ki böyle sürekli gidip elimi yıkayasım geliyor. Güneş kremi de aynı şekilde, ki aslında kullanmak lazım. Valinin vadiye gelmesi güzel. Belediye Başkanı Lewis Luau'yu mükemmel hale getirmek için çok çalıştı. Jody, sen ne diyorsun? Umarım bu yıl çorbanın tadı güzeldir. Niye, geçen yıl kötü müydü acaba? Marnie, eğer çorba için bir şey getirdiysen diğer taraftaki merdivene tırman ve kazanın içine at. Hadi atalım madem, hazır gelmişken. Şöyle, şimdi görüyorsunuz elinizdeki yenilebilir ürünlerin hepsi atılabiliyor buraya. Ama biz burada tabii ki kendi ürettiğimiz, kendi çiftliğimizin bir ürünü olan mayonezimizi atacağız. Attık. Çorbaya mayonez ekledik. Umarım herkes beğenir. Konuşmadığımız kim var? Tüm bu danslar iştahımı açıyor. Yakında büfeyi ziyaret etmeye hazır mısın sevgilim? Bu cazlar gerçekten vücudu hareket ettiriyor. Bunlar dans ediyorlar burada. Sebo, sen ne yapıyorsun bakalım havalı çocuk? Yıllardan birinde Sam çorbanın içine 1 kilo hamsi koymuştu. Sam'in neden halka hizmet süresinde lider olduğunu merak etmiş miydin? Evet, şu an anlıyoruz neden lider olduğunu. Merhaba Ebi, ne haber? Herkesle iletişim halinde olmak çok yorucu. Denizi izlemeyi tercih ederim. Sana bu noktada biraz katılıyor gibiyim. Peki başka? Willy buradaymış, büyücü oradaymış. Merhaba Ron, temiz hava almaya mı geldin? Ne yalan söyleyeyim, burada olmak yerine balık tutmayı tercih ederim. E hazır buradasın işte, tutsana. Bakalım büyücü ne diyecek? Rasmodius, selam. Deniz halkı sizin şölenlerinize meraklıdır. Denizi kirlettiğinizde üzülürler. Benim her bu festivalde önerdiğim aynı kitap var ama artık önermeyeceğim. Merak eden varsa gidip önceki serinin ilgili Luau bölümüne bakabilir. Çünkü deniz halkı falan deyince yine aklıma aynı şey geldi. Bakalım bakalım, herkesle konuştuk, bu tarafa geçemiyor muyum? Niye geçemiyorum? Burada köprü yapmıştık o kadar. Başlatalım etkinliği. Merhaba Vali Bey. Ne güzel bir etkinlik. Yıldız Çiğ Vadisi'ni ziyaret etmek büyük bir zevk. Hanımla konuşayım da buradan yazlık alalım. Başkan, merhaba. Canlan, vali yıllık ziyareti için aramızda. Eğer karışık çorba için bir şey getirdiysen attım bile attım, rahat ol. Luau'yu başlatalım mı? Olur, başlayalım bakalım.
Dostlar, bir kez daha Luau töreni zamanı geldi. Bu yıl tencereye hepinizin yüksek kalitede malzemeler koyduğuna güveniyorum. Valinin vadideki ziyaretinden pişman olmasını istemeyiz. Peki Sayın Vali, çorbayı tatma onurunu gösterir misiniz? Tabii ki, bunu yıl boyunca sabırsızlıkla bekledim. Hadi git bak bakalım tadına. Şöyle bir kaşık aldı ve içti. Devam ediyor içmeye. Beğenmedi mi? Aha, beğendi. Amanın, bu tattığım en iyi çorba. Oh, kaşık kaşık götürüyor vallahi vali. Şimdi başkan da içti. Gerçekten çok lezzetli. Demek ki attığımız mayonezi beğendiler. Harika iş çıkardınız millet. Şimdi başka kim tadına bakmak istiyor? Tabii ki herkes. Valinin hiç şakası yoktu. Çorba efsaneydi. Şimdi bakalım ilişkilere. Bak, herkesle olan ilişkimiz bir anda arttı. Emily ile 6'ydık, 7 olduk mesela. Geri kalan herkesle de... bunlarla niye olmamış bilmiyorum. Gus'la falan bir olmuş mesela, Pam'le, Clint'le. Ki bunlara hiç hediye vermememize rağmen belli bir seviye artmış. Muhtemelen diğerleriyle de biraz konuşursak artacaktır. Saat 10 oldu gördüğünüz gibi. Yani bugün ruhların iyi olmasının bize hiçbir faydası dokunmadı yine, çok şükür. Yarın da şimdi yine mutsuz olurlar zaten. Bugün yapacağımız bir şey var mı? Sanırım yok. O zaman şu aldığımız şeyleri bir yerlere koyalım. Şimdi mesela bunu... Şu köşeye atmak istiyorum. Şuraya. Güzel, burayı aydınlat. Seni de bu köşeye atabilirim. Ya da birazcık evin bu kısmına mı atsak ya? Şuraya mesela. Aa, bizim ineklerin kapısı kapalı kaldı. Bir de sevmedik. Dur, şunların kapısını açalım da büyüsünler. İneklerimiz buradalar. İkisi de üçüncü inek. Ben 3 inek almadım mı? Kör müyüm, iç içe mi geçtiniz? Ne oldu? Abi, ben 3 inek aldım ya. Kakao, bitter, bir de peynir, değil mi? Neyse, yarın görünür herhalde, bir yatıp uyuyayım bakalım. Ama şurayı sulamamışım sanırım. Saat 1.30, şurayı sula. Tamam. Bir şey ekili miydi bilmiyorum ama suladım. Günaydın, hemen gidip televizyona bakalım. Yağmur yağarsa çok mutlu olurum artık. Görünüşe göre fırtına çıkacak sonunda, yağmur. Peki şansım nasıl bugün? Ruhların keyfi yerinde, harika. Çıkalım. Dışarı çıktık ve bir sürü ürünümüz olmuş. Bak, burada yaban mersinleri, domatesler, biberler. Hemen şunları topla bakayım. Ayrıca yaz kabaklarımız da olmuş. Oh, çok güzel. Şunları toplamaya var ya, bayılıyorum. Terapi gibi. Topla topla topla. Bakalım kaç tane oldu? 39, 6, böyle 3 tane de burada var. Mükemmel. Şimdi bunları bugün doğrudan Pierre'e götürüp satmak istiyorum. Çünkü sulama kabını geliştireceğim. Ya da geliştirmesem mi ya? Fıskiye de yapıyoruz ama yılın ilk günleri işimize lazım olacak. Geliştirelim ya, farklılık olsun. Bakalım elimde 5 tane bakır var mı? Abi, bakır yok. Aslında hızlıca gidip madenden birkaç tane toplayıp gelebilirim. Tamam, öyle yapayım. Hadi madene o zaman önce. Aa, bu arada şunlar da olmuş. Bunları da toplayalım bir. Bize tam 3 adet bakır lazım, tamam mı? 3. Hemen buraya geldim, maden dedim. Geldim ve kaçıncı kat olsun? 10. kat. 11'e indim. Ve doğrudan gördüğüm ilk bakıra doğru koşmaya başladım. 3 tane ver. 3 tane, tamam. Hatta garanti olsun, bir tane daha alayım şöyle. Bunu da alayım. Gelmişken şunu da kıralım. Bunu da kırayım, hadi dayanamam. Tamam, çıkıyorum. Meşale alırım. Hemen çıktığım gibi buraya döndüm. Otobüs durağı ve evimdeyim bile. O yüzden şu sistemi tamir ettirmek çok 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 işinize yarar. Şunu hemen pişiriyorsun. Ve ben de o sırada ne yapıyorum? Tabii ki ürünlerimi suluyorum. Hadi buradan başlayalım. Tamamdır sanırım, sulamadığımız bir yer var mı? Şöyle hızlıca bir kontrol bakıyorum. Yok gibi. Kesin var değil mi? Abi, şurası kaldı yazılacak, hissediyorum. Ama görmüyorum arkadaşlar artık. Ha, şurası bak, gördüm. Tamam. Ha, mesela yaban mersinlerinden kaç tane ayırayım? Şöyle bir 5 tane ya da 7 tane dursun elimde. Geri kalanı satacağım, bir tane de halk evine götüreceğiz. Domatesler hepsi dursun, biberler hepsi dursun şimdilik. Şerbetçi otlarım dursun. Buğdayımı da buraya ekledim. Bu arada çilek reçellerim de oldu ama bir dakika, onları daha sonra şey yapalım. Şöyle boş bir el al, şunları topla. 11.20 abi, koş artık. Bunları düzenleyeceğiz. Şunu topla, hemen yola koyul. Önce Pierre'e bunları satmam lazım. O yüzden kullanamayacağım arabayı. 11.30, saat 4'e kadar yetişirim herhalde. Diğer bakırları almamışım. Diğer bakırları almamışım. İşte şimdi yetişme konusunda stres olmaya başlayabiliriz. Çünkü Pierre'e uğrayacağım. Oradan
Clint ve şurada sulamadığım yerler görüyorum, lanet olsun. Lütfen yetişeyim. Şunları da aldık. Koş. 12:20 hala yetişebilirim diye düşünüyorum. Ayrıca cumaya gittim, tabelamı koymayı unuttum kapının önüne. Bu daha da büyük bir eksiklik oldu. Pierre çabuk şunları al. Çabuk Pierre. Pierre. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şunları direkt alıyorsun. Şu arkadaşlardan da bana bir tane bırakman yeterli. Çilek reçellerimi de al. Sonunda Clint'e yetiştik neyse ki. Merhaba Clint. Şimdi senden istediğim şey sulama kabını geliştirmen. Merhaba, merhaba. Alex, bir tane dondurma ver bakayım. Günün geri kalanında acaba maden mi yapsam? Ama bugün ne vardı hatırlayın hemen. Ne vardı bugün? Hatırladın mı, hatırlamadın? Ne haber Hayley? Adım samanlık harmanı anlamına geliyor ama ben onu güneş çiçekleriyle dolu bir çayır olarak hayal etmeyi seviyorum. Anlıyorum samanlık harmanı, devam et. Mercan toplayacağız bugün dünkü haberde söylendiği üzere. O yüzden buraya gelmemiz önemli. Şimdi şunu topla bakayım. Aa, ne çıktı? Süs yelpazesi. Bunu al. Deniz kabuğu, mercan, renkli kabuk. Şunu topla. Burası acayip dolu. Topla 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 hepsini. İşte topraktan geçinmek bültenini takip etmeniz bu yüzden önemli. Eğer izlememiş olsaydık bugün böyle bir şey olacağını bilemezdik. Ve toplayıcılık yeteneğimiz de gelişmiş oldu. Burada bir şeyler var mı? Yok. Aa Emily, bilirsin eğer bir gün salondan ayrılmaya karar verseydim Gus bunu anlayışla karşılardı. Dışarıda o kadar çok şey var ki sonsuza kadar bir barmen olarak kalamam. Haklısın, katılıyorum buna. Ne oluyoruz? Bir ara sahnemiz varmış. Bakalım ne? Biri bağırıyor. Böyle bir şey görmedim daha önce. Koştuk hemen o tarafa. Jess ağlıyor. Ne oldu çocuk? Ne oldu? Ron, ormanda bir sincaba yetişmeye çalışırken kayboldum. Aa, kıyamam. Gel seni götürelim evine. Beni Marnie teyzenin yanına götürebilir misin? Tabii ama daha dikkatli olmalısın, böyle kaybolma. Bir dahaki sefer ormanda çok uzağa gitmeyeceğim, söz veriyorum. Aferin, gel bakalım, hadi gidelim. Ron, yavaş yürüsene ya. Öküz gibi gittin önden. Marnie teyzesi, bu küçük kız kaybolmuş. Aman tanrım Jess, iyi misin? Seni aramaya çıkmak üzereydim. Ormanda kayboldum, Ron beni buldu. Hadi içeri girelim. Sana en sevdiğin yemeği yaparım, tamam mı? Hemen mutlu oldu, kıyamam. Küçükken ben de kaybolmuştum böyle, o yüzden Jess'i anlıyorum biraz. Teşekkür ederim Ron. Rica ederim. Hem de evden uzakta bir yerde kaybolmuştum. Halamlara gitmiştik. İşte sonra ben öyle markete mi gittik? Dedem vardı yanımda, markete gittik. Sonra ben dışarıda bir tane çocukla oynamaya başladım. Tasoları falan vardı. Ben de 5 yaşında mıydım neydim o civar. Sonra işte tasolarla falan oynarken bir yere doğru gittik mi çocukla, ne oldu hatırlamıyorum. Ben dedemi bulamadım. O da beni bulamamış. Sonra çocuk da gitti yanımdan falan. Etraf böyle kimse kalmadı. Sonra ben oturdum kaldırıma, ağladım abi. Tamam, ağladım yani. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Yoldan geçen bir kadın bana ne oldu, niye ağlıyorsun falan dedi böyle. Ben de dedim ki kayboldum. Sonra kadın beni bir tane bakkala bıraktı. Herhalde işi varmış kadının. Böyle random bir tane bakkal. Sonra o da işte niye, ne oldu falan dedi. Ben de dedim kayboldum. Soruyorlar işte dedenin adı ne? Hatırlayamadım abi dedemin adı. Dede diyorum yani sürekli. 5 yaşında ne bileyim, dede yani adı. Bilmiyorum. Normalde biliyordum, unuttum. Sonra işte onu da söyleyemedim. Cep telefon numarası falan da hiçbir şey bilmiyorum. Neyse sonra yürürken tanıdık bir yer buldum da öyle evi bulduk yani, çok şükür. Hafif bir gerginlik, tatsız bir an yaşandı. Ben ne yapacaktım, konuşurken eve gelmişim. Şimdi bak diyorum ki bunları ayıralım. Günün birinde bunları kullanarak çünkü gübre yaparız, lazım olur. Ama 16 taneye de ihtiyaç var mı? Hadi 15 olsun, geri kalanını satayım. 2 tane renkli kabuğu ayıracağım. Deniz kestanesi de 3 tane ayırayım. 2 tane de deniz tarağı ayırdım. Sat sat sat. Bunu da sat sat. Şuraya domates ayırmış mıydım? Bunu yanıma almam lazım. Alayım. İnekler evlerine girmiş mi? Girmişler ya. Abi bu kadar erken uyumasanız mı acaba? Şuraya da bir yol açalım. Uyumamışlar ki. Sevelim. Kapınız da açık. Niye eve girdiniz hemen? Şöyle yumurtaları da toplayalım bugün. Bunları biraz ihmal etmek zorunda kaldık. Ama problem değil. Yarın hiç sulama yapmak zorunda kalmayacağız çünkü. Yarın tutmamız gereken balıklar var. Onları halledeceğim. Şimdi hazır bunlar da boşken bir düzenleyelim. Ver bakalım. Kavanozu daha fazla yapar mıyız bilmiyorum ama şimdilik buraya bırakalım. Yanına da fıçı koyarız belki.
Şunu taşıtmak istiyorum en acil şekilde, buranın işi bitince ama yaz sonuna kadar sürecek muhtemelen. Çileklerimizi buraya atalım. Mayonez makineleri burada kalmaya devam edebilir bir süre. Peynir makinemizi alalım. Onu da şöyle evin arka kısmına koyalım mı? Böyle. Hatta direkt arkaya koyabiliriz. Burada kalırlar. Sıralı şekilde süt üretiriz oradan. Saat 21, biraz ağaç kesip uyuyacağım. Çiftliğimizin bu bölümünü de epey temizlemiş olduk böylelikle. Buralar açıldı. İnşa edeceğimiz yeni şeyleri buralara koyabiliriz. Bir tek tarım alanı sıkıntımız var çünkü çok kısıtlı bir alanda tarım yapıyoruz. Onun için de bir alternatif düşüneceğim. Sizin de önerileriniz varsa işte çiftliğin, çiftliğin işte sağ alt tarafı, sol üst kısmı vesaire yazabilirsiniz. Oralara bakarım özellikle. Meşalelerden birini de şuraya atalım. Bu kısmı aydınlatsın. Kerevit, salyangoz, bunları satalım. Mayonezi de sattık. Bunu düzenledik. Ve gidip uyuduk. 6. seviye toplayıcı olduk. Paratoner tarifi açıldı. Yabani tohum tarifi açıldı ve kumsala ışınlanma totemi açıldı. Günaydın, sonunda yağmurlu bir sabah. Bakalım yarın hava nasıl, güneşli olacaktır artık. Evet. Şansım nasıl bugün, lütfen iyi olsun. Keyfi yerinde çok şükür. Dışarı çıktık ve kavunlarımız olmuş. Mükemmel. Bunları bir toplayayım. Yeni kavunlar ekmeye devam edeceğim. Elimde de tohumlar var zaten. Onları da kullanacağım. Şurada karga bir şey mi yedi? Ben mi öyle gördüm? Galiba yedi ya. Neyse, yapacak bir şey yok. 14 tane kavun tohumu. Gel bakayım, sizi şöyle ekelim. Kaç tane alan kaldı? Bu kısım çok büyük. Buna 9 desek. Burası 27. 8 de burada var, 35. Tamam, ben bir 40 tane alırım yine. Mayonezleri topladık. Mesajımıza bakalım. Çiftçi Rona. Teyzem Arne bir teşekkür mektubu yazmam gerektiğini söyledi. Yani ormanda beni bulup eve götürdüğün için teşekkürler. Bir daha ormanda o kadar uzağa gitmeyeceğim. Jess. Oo, çok tatlı bir mektup. Kıyamam sana. Tamam, kaybolma bir daha, aferin. Bir de şey demiş ya, buna işte Marni yazmamı söyledi bilmem ne. Bütün detayları veriyor işte çocuk. Tavuklar, bugün içeridesiniz bakıyorum. Çünkü neden? Çünkü bugün yağmur. Ve bilin bakalım, bugün yağmur olduğu için ve içeride saman olmadığı için kim bana trip atacak? Tabii ki çok sevgili ineklerim. Bak mesela sevdirmeyecek şimdi. Ya sevdiriyor, tamam. O zaman şöyle 3 tane saman atalım. Yersiniz. Doğru gerçi, trip atmazlar çünkü aç kalmadılar. Dün yediler, bu sabah uyandılar, bu sabah yemek yok. Eğer koymasaydık saman yarın trip atacaklardı. Hemen sahile gidelim. Saat 8. Çok vakit kaybetmeden şu kavunları da şeye satarım zaten, Pierre'e. Hala bak bir sürü mercan vesaire var. Bunları da yine toplayacağız. Ama öncesinde şunu tutmak istiyorum. Kırlangıç balığı eksik bizde. Attık oltamızı. Bir de şu tarafta gidip atalım mı? Sanırım o yüzden gelmiyor. Artık başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü. Şansımızı burada deneyelim bakalım. Hadi kırlangıç, üzme artık beni. A few moments later. Hah, sonunda yakaladık ya kırlangıç balığı. Ne uğraştırdım be kardeşim gerçekten. Bakalım, görev varmış burada. Bir de takvime. Aa, bugün Alex'in doğum günü. Alex'e ne versek sever ki? Yumurta falan sever. Ama mümkün değil, yetişemem bugün ya Alex'e. Balon balığı arıyor Lewis. 600 altın verecek. Kabul edelim bakalım. Abi Alex, üzdün ya. Eve mi gitsem acaba önce? Tamam, madenin oraya gideyim, oradan eve dönüp belki bir şey yapabilirim ama zor yani, bugün sana yetişmem. Ya da bugün maden yapmayalım. Neyin acelesi bu? Şimdi ne yapacaktık? Biz neyi başlayacağım? Balık. Deniz balıkları ve kırlangıç. Ve ödül olarak 5 tane ışınlanma totemi aldık. Onun dışında buraya 5 tane kavun vermem lazım. Onları bırakayım. Sonrasında buraya bir tane domates. Aa, yaban mersini almadım. Normal kavunu da bırakalım. Yaban mersinini de yarın getiririz. Şu Pierre'den de kavun alacaktık. Aslında Joja'da daha ucuz, evet, ama şimdi oraya kadar gitmek istemiyorum. 40 tane alsak yeter demiştik galiba. Ben yine de 45 alayım. Sonrasında şu kavunlardan da
bir kısmını satalım. 9 tane ayırdım. Paramız bir anda 15 bin oldu görüyorsunuz. Bir tane elma fidanı alsam mı acaba? Onu düşünüyorum. Şimdiden bunu diksek güzde de bize elma verecek. Hadi alalım bir tane. Diğerlerini almayacağım. Ebi, odana mı gidiyorsun? Evet, odasına gidiyor. Bir konuşalım. Güzü sabırsızlıkla bekliyorum. Soğuk dağ esintisi, uçuşan kırmızı yapraklar, mantarların kokusu. Böyle deyince benim de hoşuma gitti. Caroline, ne haber? Çıksak mı acaba bahçesine diyeceğim de vaktim yok. Önce çiftliğimize dönelim ve şu kısımlara kavunlarımızı ekelim. Aa, ama hata yaptım. Nedir bu hata? Şuralara ekmeyecektik. O yüzden fazla almamız bak iyi oldu. O zaman şöyle yapalım mı? Bu üçlü kısımlara da normal şekilde ekelim bunları. Ben bizzat sularım. Hadi bakalım buraya da. Kalan ikiliyi de bir tanesini böyle, diğerini de böyle ektim. Güzel. Fıskiyeler için şöyle altınlarımı ve demirlerimi alayım. İşlenmiş kuvarslarımı da aldım. Ve iki tane yaptım. Bir tane böyle, bir tane böyle. Buralar için de yapalım mı bir tane? Ama kömürümüz yetmeyecek galiba. İki tane kömür var. Bir tane daha yapabilirim. Şöyle iki tane daha kuvars pişir bakalım. Ben o sırada iridyum yumurtamı alayım. Alex'e doğru gideyim ama yetişir miyim hiç bilmiyorum. Şunları da bir sat bakayım. Evde misin? Evet, buradasın. Al bakalım. Doğum günümü unutmadın mı? Etkilendim doğrusu, teşekkürler. 3 kalp olduk bile. Hmm, barbekü kokusu alıyorum. Kahretsin. Şimdi köfte ne giderdi be? Evet ya, ben de açım şu anda Alex. Yaban mersinini de buraya bırakalım ve bu kısmı da tamamlamış olalım. Ödül olarak teşekkür ederim. Neyse, bir tane eksik yapmış olacağız. Bir bakıma iyi oldu. Böylelikle daha az kaynağımız gitmiş olacak. Şunu da toplayayım gelmişken. Alalım yine kuvarslarımızı. Ama bu sefer sadece bir tane yapacağız. Ve onları da bu kısımlara koyalım. Bunu kendim sularım artık yine. O kadar da değil hocam. Zaten yarın sulama kabımız da gelişmiş olacağı için bir problem yaşamayacağız. Bizim artık acilen kömüre ihtiyacımız var ve tabii ki madeni komple bitirmeye ihtiyacımız var. Elma fidanını ne yapsak acaba? Abi, yanlışlıkla tıkladım elma fidanına. Neyse, ama kötü bir yerde kalmadı bu arada. Zaten onunla işimiz bittiği zaman oradan toplarız. O yüzden şimdilik kalabilir. Mesela buna bir tane de ağaç gübresi yapılabiliyor. Neredeydi o? Henüz galiba tarifi açılmamış, evet. Şu mantar kütüğünü yapalım mı? Mantar yetiştiririz burada ama yosunumuz yok galiba yeterli sayıda. Saat 1.40 oldu ve üzerimizi boşaltıp derhal uyuyalım. Sonunda 8. seviye çiftçilik düzeyine ulaştık ve bakın ne açıldı. Üstün hızlı ek. Üstün hızlı ek. Hızlı, güçlü ve güvenilir. Ekinleriniz için harika seçim. Ayrıca 7. seviye balıkçı olduk. Tapalı mantar ve hazine avcısı zokaları da açıldı. Bugün kavunlardan acayip para kazandık zaten. Doğrudan Pierre'e satmıştık ama onun haricinde de 4600 kazandık. Ve böylelikle toplam paramız 16.114 olmuş, harika. Dışarı çıktık ve artık görüyorsunuz birçok alan kendiliğinden sulanıyor. Önümüzdeki bölüm artık madeni tamamen bitireceğiz diye düşünüyorum. Tavsiyelerinizi, yorumlarınızı hepsini yazın aşağıya, konuşalım birlikte. Sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın, öptüm ve... Benim bay bayım nerede? Şurada bir tane bay bay vardı. Bay bay, görüşürüz.